İtalyan gökbilimci Galileo Galilei 7 Ocak 1610'da ev yapımı teleskopuyla Jüpiter'e doğru dikkatlice baktığında alışılmadık bir şey fark etti. Jüpiter'in etrafında 3 küçük parlak nokta gördü. Ancak bu noktaların gerçekte ne olduğunu anlamak için biraz zaman geçmesi gerekti. Galileo daha dikkatli bakınca 4 yıldız olduğunu belirledi. Belirli bir zaman içinde ise bu parlak noktaların aslında Jüpiter'in yörüngesinde dönen uydular olduğunu keşfetti. Galileo'nun keşfettiği uydular Io, Europa, Ganymede ve Callisto'ydu. Bizim yolculuğumuz ise Ganymede olacak, çünkü Ganymede sadece yapısı ve özellikleriyle değil, aynı zamanda içinde barındırdığı su miktarıyla da dikkat çekici bir uydu olarak ön plana çıkıyor. Güneş sistemi içerisinde irili ufaklı binlerce uydu bulunmaktadır. Bu uyduların en büyüğü ise Ganymede'dir. Boyutu o kadar büyüktür ki, Güneş sistemindeki Güneş dahi en büyük 9. gök cismidir. Yaklaşık olarak 2631 kilometre yarıçapı olan Ganymede, Merkür ve Cüce gezegen olarak kabul edilen Plüton'dan daha büyük bir boyuta sahiptir. Jüpiter'den yaklaşık olarak 1 milyon 70 bin kilometre uzaklıkta dönen Ganymede, Jüpiter ve diğer uydularıyla birlikte her 12 dünya yılında Güneş'in etrafında bir tam turunu tamamlarken, Jüpiter'in etrafındaki tam turunu da 7 dünya gününde tamamlar. Ganymede, Jüpiter'e gelgit etkisiyle kilitlidir, yani dünyanın ayı gibi. Ganymede'in aynı yüzü her zaman Jüpiter'e dönüktür. Ganymede, genel olarak 3 ana katmandan oluşmaktadır. Merkezinde metalik bir demir çekirdek, çekirdeği çevreleyen küresel bir kaya kabuğu ve kaya kabuğunu çevreleyen, çoğunlukla buzdan oluşan küresel bir kabuk. Buz kabuğunun üstünde dev bir su okyanusu bulunur ve onun üstünde Ganymede'in yüzeyi yer alır. Yüzeyinden aşağıya doğru, yani su okyanusuna bakacak olursak, Güneş sisteminin en büyük su okyanusuyla karşılaşırız. Dünyadaki su miktarı ile karşılaştırıldığında, Ganymede'deki su miktarının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ganymede'de bulunan okyanusun derinliğinin yaklaşık olarak 100 kilometre olduğu düşünülüyor. Bu, dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru'nun yaklaşık 10 katı kadarıdır. Ganymede'de iki farklı arazi türü vardır. Geniş, parlak sırt bölgeleri ve daha eski, karanlık arazileri kesen oluklar. Bu, bilim adamlarına Ganymede'in kabuğunun küresel tektonik süreçlerden dolayı gerilim altında olduğunu gösteriyor. Yüzeyin %40'ı oldukça kraterli karanlık bölgelerle, geri kalan %60'ı ise ay boyunca karmaşık desenler oluşturan açık oluklu araziyle kaplı. Bazı oluk çıkıntıları 700 metre kadar yüksekliğe sahiptir ve oluklar Ganymede'in yüzeyi boyunca binlerce kilometre boyunca uzanmaktadır. Ganymede'deki büyük kraterler muhtemelen yumuşak buzlu yüzeye yerleşmeleri nedeniyle çoğunlukla düzdür. Ganymede'in kraterlerinin çevresinde hem parlak hem de karanlık ejekta ışınları görülebilmektedir. NASA'nın Galileo uzay aracı 1996 yılında Ganymede'de önemli bir keşif yaptı. Ganymede'in kendi manyetik alanına sahip olduğu öğrenildi. Bu özellik, bilinen hiçbir uyduda bulunmayan bir özellik olduğu için Ganymede'i daha da önemli hale getirdi. Ganymede, Jüpiter'e yakın olduğundan, manyetik alanı Jüpiter'in manyetik alanına gömülüdür veya onun içindedir. Jüpiter'in manyetik alanı değiştiğinde, Ganymede'deki auroralarda ileri geri
sallanarak değişir. Ganymede'in iç mekanının 2014 yılında oluşturulan bilgisayar modeli, orada ilkel yaşamın gelişmesinin mümkün olabileceği fikrini destekledi. Model, buzlu ayın kayalık deniz tabanının tuzlu suyla temas halinde olabileceğini gösteriyor. Bilim adamları su ve kayanın etkileşiminin yaşamın gelişimi için anahtar olduğunu düşünüyor. Gökbilimciler Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak Ganymede'in ince oksijen atmosferinin olduğunu keşfettiler. Araştırmacılar oksijenin Ganymede'nin buzlu yüzeyinden geldiğini düşünüyor. Dünyadan çok daha soğuk olan Ganymede'de gündüz yüzey sıcaklıklarının -187 ila -113 derece arasında değiştiği düşünülüyor. Jüpiter ve uyduları, dünyanın aldığı güneş ışığı miktarının 1/30'unda daha azını alıyor ve Ganymede'in ısıyı hapsedecek yoğun bir atmosferi yoktur.